Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, çok sevgili hocam, değerli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlar. Bugün bana böyle bir fırsat verdikleri için öncelikle hocama gerçekten teşekkür ediyorum. Bizim nöroloji bilimleri içinde uyguladığımız ameliyatları sizlerle paylaşma fırsatı bulacağım. Bu vesileyle belki birkaçınızın kalbine dokunabileceğim, birkaçınızın beynine bir yerden girebilirsem, birkaç nörolog toparlayabilirsem şimdiden kârlıyım diye düşünüyorum. Ben pek yerimde duramam, o yüzden pelimiz burada. Şimdi konumuz beyin pili, beyin pili ameliyatları. Bir kere öncelikle o zaman nedir diyeceğiz, kime diyeceğiz, nasıl uygulanır diyeceğiz. Bu ana başlıklar altında toparlamaya çalışacağız. Bu üç ana başlığı, tabii ben sizi çok boğmadan özetlemeye çalışacağım, çok detaya girmeden anlatmaya çalışacağım ki neyle karşı karşıyayız, biz ne yapıyoruz, yaparsak ne oluyor, nasıl kazanımlar oluyor, hastaların ağzından da dinleme fırsatı bulacağız. Şimdi öncelikle tam teorik bilgiyle nedir bu beyin pili işi? Beynin içine yerleştirilen ince elektrotlar vasıtasıyla hangi hastalığı tedavi etmek üzere bu girişimi yapıyorsak hastalıktan sorumlu bölgelere elektrik akımını vererek hastalığın bulgularını düzeltmeye çalıştığımız bir cerrahi tedavi şeklidir beyin pili. Çok eskilere dayanır, 1874'lere dayanır bu nöronların uyarılabildiğini gösteren ilk yayın ama bütün epidemioloji ve tarihçeyi size anlatmayacağım. Bu işin temelleri 1990'lı yıllarda bu elektrot sistemi, IPG dediğimiz pacemaker, implantable pacemaker sistem dediğimiz, hani kalp pillerinde de şuraya takılarak gördüğünüz sistemlerin geliştirilmesi ile birlikte ortaya çıkmıştır. İlk DBS teknolojisi, DBS açılımı Deep Brain Stimulation veya derin beyin stimülasyonu, halk ağzında eşittir beyin pili. Hepsi aynı kapıya çıkıyor çocuklar. Bütün sistem bu. Bakın pacemaker burada extension uzatma kablosuyla bağlantıyla şuradan bir delik açılıyor. Bu deri altından gidiyor, scalp üstünden. İçeriye doğru gönderdiğimiz şu minnacık iki tane elektrot bütün işi götürüyor. Şu anki sistem bu. Dünyada ve Türkiye'de kullandığımız üç tane sistem var bununla alakalı. Görüyorsunuz hepsinin pacemaker'ı var. Pil dediğimiz şey burada. Bizim işimiz içerideki elektrotlarla. Uzatma kabloları var. Ucunda lead dediğimiz, kontak dediğimiz uyarma bölgeleri var. Ve controller dediğimiz, aynı iPad'lere benziyor değil mi? Bazısı cep telefonu büyüklüğünde, bazısı komple bilgisayar büyüklüğünde kontrolör sistemler var. Bu paket cihaz. Üç ayrı sistem var şu anda Türkiye'de de, dünyada da kullanılan. Elektrot dedim size, işte beynin içindeki bu 3-6 milimlik bölgelere gönderdiğimiz elektrotların büyütülmüş şeklinde görüyorsunuz ki uyarı alan bölgeler var. Kiminde 16 tane, kiminde 4 tane. Markayla beraber, firmayla beraber, geliştirilen teknolojiyle beraber bu iş artarak devam ediyor. Şimdi şöyle bir videoda size göstereyim ne demek istediğimi. Burada özetliyoruz ama daha rahat görebileceksiniz. Videoyu çalıştırabilirsem eğer. Niye çalıştıramadım? Evet, şimdi çalışacak. A thin probe called a lead. A wire attached to the lead runs through the head, neck and shoulder. Türkçe mealiyle içeride gördüğünüz pacemaker'ın yukarı doğru çıkan uzatma kablosunu görüyorsunuz. Elime aldığım o kontrolörle uyardığım zaman işte aynı bir şematize edilmiş elektriksel dalgaların uyarmak istediğimiz beyin bölgesine gittiğini görüyorsunuz. Hasta o sırada yatıyor ameliyathane koşulunda veya otururken uyardığım zaman neyin nasıl değiştiğini anında anlık olarak görebiliyorum. Bunu yapmamdaki amaç ne? Bunu yapmaktaki amaç hasta ne şikayetle bize geliyorsa, şimdi biraz sonra bahsedeceğim, titreme, katılık mı, garip garip istemsiz hareketler mi, bunları ortadan kaldırabilmek üzere yaptığımız bir tedavi şekli. Hemen başında söyleyeyim ki yanlış bir anlaşılma olmasın, Parkinson hastalığından bahsedeceğiz bugün, biz bunun için yapıyoruz ama farklı alanları da göreceksiniz. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Ortadan kaldıran bir tedavi şekli değil, burada anlaşalım. Semptomları olabildiğince minimize eden, hatta yok eden, semptomatik tedavide çok başarılı bir tedavi sistemi uygun şekilde yapıldığı zaman. İşte biraz önce şematize edilmiş halini gördünüz, aynı şey. Bütün işiniz şu beynin içindeki minnacık odaklarla. Hastalık hangi semptomla ortaya çıkıyorsa oranın hedefini iyi bulmamız lazım. Farklı hastalıklar için farklı hedefler bulmamız lazım.
Depo topu uğraştığımız bölgeler 3-6 milimlik, 3-10 milimlik bölgelerde minnacık bölgeler. Dolayısıyla aslında biraz sonra hazırlık aşamasından da bahsedeceğim. Bizim ameliyatımız ameliyathaneye girmeden önce bitmiş oluyor. Bütün hazırlıklarla beraber. Çünkü bütün olay ondan önceki planlama, hazırlama, neyi, nereye, nasıl, ne şekilde yerleştireceğimizi ve neyi uyaracağımızı bilmekle alakalı bir durum. Farklı hastalıklarda farklı hedeflerin olduğunu unutmamak lazım. Ama bütün yaptığı şey şu, bu birazcık teorik olsun tabii ki. İçerideki kimyasallar, kimyasal nöromedyatörlerin salınımıyla etkileşerek, depolarizasyon blokajı yaparak, nörogenezi düzenleyerek etki ediyor. Yani hiçbir hücreyi öldürmüyoruz biz bunu yaparken. Bu bir lezyon cerrahi değil. Bu bir nöromodülasyon. Yani nöronal akımı modüle etmek, bozulmuş olan nöronal akımı modüle etmek üzere çalışan bir tedavi sistemi. Dolayısıyla geri dönüşümlü, dolayısıyla zarar vermiyor. Hemen tırnak içinde söylüyorum. Doğru tanıyla, doğru ellerle, ehil ellerle yapıldığı zaman. Pekala. Birçok hastalık dedim, biz burada Parkinson hastalığından bahsedeceğiz ama bakın bu ürün epileptik nöbetlerde, psikiyatrik hastalıklarda ve hareket hastalıklarında var. FDA onaylı olarak bizde, Türkiye'den bahsediyorum, epileptik nöbetler ve hareket hastalıkları. Hareket hastalıkların içinde de görüyorsunuz, Parkinson hastalığı, tremorlar, her türlü titreme yani. Distonilerde de kullanıyoruz ama ne dedim? Semptomlar farklılaştıkça hedefler farklılaşır. Neyi, nerede, nasıl uyaracağınızı bilmeniz lazım. Yurt dışında OKB'nin tik bozukluklarının ve hatta depresyonun da FDA onayı var. İnşallah ileri dönemlerde bize de gelecek. Parkinson hastalığında biz ne yapıyoruz şeklinde bir giriş yapalım. Çok kısa, iki slide'la Parkinson hastalığının kronik, ilerleyici, nörodejeneratif bir hastalık olduğunu siz hepiniz biliyorsunuz. Veya zamanla öğreneceksiniz zaten. Bu ilerleyici patofizyolojik kaskatta bütün olayın dopaminerjik nöron yıkımıyla olduğunu ve dopamin eksildikçe istediğimiz hareketleri rahatça yapamadığımızı, hareketlerimizin yavaşladığını, titremenin ortaya çıktığını, katılığın ortaya çıktığını ve istem dışı hareketlerin de bir zaman sonra eklenebildiğini biliyoruz. Ve karşımıza aynı bu şekilde görünen, değişik derecelerde hastalık ilerledikçe daha da ileri formatta görebilirsiniz. Öne eğik olan, eli titreyen, para sayma veya hap yuvarlama titremesi deriz. Eli titreyen, aksak aksak yürüyen, küçük küçük yürüyen ve ileri evrelerde düşmeye başlayan, anormal hareketlerinde eklendiği yazması, konuşması, yüz ifadesi yavaşlamış, donuk, monoton bir hasta profiliyle karşılaşıyoruz. Buradaki olayımız ne bizim? Ne dedim? Tedavi edici değil, tamamen ortadan kaldırıcı değil. Semptomlarla uğraşıyoruz. Her zaman ana tedavimiz eksik olan dopamini yerine vermekle alakalı. Oral tedaviler, hatta yurt dışında transdermal tedaviler, gold standart dediğimiz altın standart seçenek. İlk 5 yıl doğru tanı koydunuz, doğru tedaviye verdiniz, hasta çok mutludur. Titremem geçti, yürümem daha iyi oldu, artık düşmüyorum, gayet iyiyim diye size gelir ama 5 yıldan sonra... Lütfen altını çizdiğim hadiseyi unutmayın. İlerleyici hastalıktır. İlerlemesini engelleyemiyoruz. Önüne engeller koymaya çalışıyoruz. Yavaşlatmaya çalışıyoruz. Tökezletmeye çalışıyoruz tabiri caizse. İş önünde sonunda 5 yılı geçtikten sonra ilaca bağlı komplikasyonların gelişmesine, ilaca bağlı anormal hareketlerin oluşmasına, eskiden 3 saat etki eden ilacın artık etkisinin 1 saat içinde geçmesine, üstelik denge problemlerinin, hafıza problemlerinin başlamasına kadar gidecek. Öyleyse bir yerde yakalamamız lazım. Bu yakalama olayı çok önemli işte. Cihaz destekli tedavileri ne zaman uygulayacağımızı bilmemiz lazım. Bence beyin pili dahil diğer tüm tedavilerin başarısı burada. Doğru tanıyı koyup, evet bu hasta artık ağızdan alınan veya transdermal deriye yapıştırılan ilaçlardan fayda görmüyor dediğiniz anda doğru hastayı seçip, acaba beyin pili olabilir mi diye yönlendirirseniz %50 başarmışsınızdır demektir. Bundan sonraki iş daha profesyonel iş. Ne yapıyoruz? Cihaz destekli tedaviler diye genişlettim ama beyin pilinden bahsedeceğim ben size. Peki bu kadar muhteşem bir tedavi şekli, diyelim ki semptomların tamamını ortadan kaldırıyor, hastalık orada olsa bile. Her hastaya uygulayabilir miyim? Tabii ki uygulayamam. Bu soruyu sorduğuma göre altta bir temyi vardır mutlaka. Tanı net değilse, yani bunda bir Parkinson'izm var. Bu biraz yavaş yürüyor, biraz katı gibi ama düşüyor mu ne? Sanki birazcık bir şeyleri unutuyor dediğiniz anda o idiopatik Parkinson hastalığı tanısı net değildir. Hemen bir imla işareti koymak lazım. Üstelik eşlik eden şiddetli depresyon, psikoz gibi psikiyatrik bulguları varsa uzak durmak gerekir. Bilişsel tutulum dediğimiz hafıza bozuklukları iyiydi ama benim annem yakınlarını tanımamaya başladı dediğinde demans süreci başlamışsa uzak durmak gerekir.
Tabii ki cerrahi engel, tıbbi, sistemik, kalp rahatsızlıkları vesaire anestezi alacak bir kısmında göreceksiniz biraz sonra ameliyathane koşullarını. Engel durumlar varsa mutlaka dikkat etmek gerekir. Yani bir hastaya beyinpili uygulamak için beyinpili yapmıyoruz. Aynı tedaviyi vermek için tedavi vermediğimiz gibi hiçbir hastalığa. Hekimlik nosyonunun en başta gelen doktrini nedir? Önce zarar vermemektir, öyle değil mi? Pekala, bunlar yok. Uygun şekilde uyguladığınız başarıyı alırsınız. Ama eğer kişiye uygun seçmediyseniz, tanımız yanlışsa, yanlış hedefe, her şey normal, hedefi yanlış yaptınız. Hedefi doğru yaptınız, ayarlamayı, sonraki sağaltımı, sonraki takibi bilmiyorsunuz, cihazı bilmiyorsunuz, mekanizmayı bilmiyorsunuz, hareket bozukluğu hakkında hiçbir bilginiz yok, Parkinson'un fıtratıyla alakalı, mutlaka başarısız olursunuz. Ya etkisizlik olur, ya etki çabuk biter, ya yanlış yere girerek nöbet oluşturursunuz, daha korktuğunuz komplikasyonlar, intraoperatif beyin kanamalarından stroklara kadar, ölüme kadar uzanan tablolarla karşılaşabilirsiniz. Hiçbir şey yok, titremesi geçti ama bellek bozukluğu yaratırsınız hastada. Titremiyor ama babam artık beni tanımıyor der. Tamam, çok güzel, titremiyor ama başka bir şey yaptınız. Adamın kognitif rezervi iyiydi. Dolayısıyla bunlar çok önemli hadiseler, psikiyatrik hezeyanlara kadar uzayabilir. Her Parkinson hastasına uygulanabilir mi koşulu? Demek ki hayırmış. Değil mi? Bu sorunun cevabı hayırmış. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bütün bunlara tek tek bakmamız lazım. Kliniğe uygun mu bakmamız lazım? Benim yaptığım şey o. İdiopatik Parkinson hastalığı tanısından emin olduğum zaman kendi hastamsa sıkıntı yok. Takip ediyorumdur. Dışarıdan beyin pili olmak istiyorum diye gelen hiçbir hastayı hemen almıyorum. En az 4 ay 5 ay takip ediyorum. İlaçlarını da düzenliyorum. Klinik uygunluk testleri yapıyorum ayrıca 2 gün ayırıp sadece 2 gün sadece bu hastaya. Akabinde görüntülemelerini ameliyata uygun çektirerek cerrahiye uygun mu bakıyorum. Ondan sonra beyin cerrahiyle oturup istişare yapıyoruz. Uygun hedefi belirliyorum. Titremesi varsa farklı hedefi seçerim. Katılığı belirginse farklı hedef seçerim. Parkinson için konuşuyorum bakın. Farklı hastalık için bile değil. Her hasta için hedef seçimi farklıdır. Ve ona göre de ameliyata girmeden nereye, kaç saatim, kaç bilim, sağa sola ne kadar indireceğim, neyi indireceğim planlamasını yapıyorum. Bu bir ekip işi arkadaşlar. Bu nasıl bir ekip işi? Tamam, başlangıçta hastayı aldık, belli bir yere kadar getirdik ama mutlaka ortada bir DBS, yani derin beyin stimülasyonu ve hareket hastalıklarında uzman bir nörolog olması lazım. Genel nöroloji işi değil, oldu mu? Onun etrafında çok kalifiye, güzel beyin cerrahi olması lazım. Anestezi, psikiyatrik değerlendirme, doğru mu? Yardımcı hemşire, sağlık personeli ekipmanlarının olması lazım ve akabinde sağlığım için yutma, konuşma egzersizlerini de içeren bir fizik tedavi uzmanının olduğu ekip ideal bir ekiptir. Neresi için ideal bir ekiptir? Bir nöromodülasyon için, bir derin beyin stimülasyonu için ideal bir ekiptir. Dedim ki hastanın kliniğine göre farklı hedef seçmeliyim. Biraz önce gördüğünüz o ligler, o kablolar var mı otelde? İşte ona göre şu milimlik milimlik yanlara, buraya kaydığı zaman farklı etki yaratabilir. Aşağı indiği zaman istediğim etkiyi yaratabilirim. Biraz öbür tarafa kaysa farklı etki görebilirim. Dolayısıyla başarılı sonuç için ne gerekiyormuş? Öncelikle tanıyı doğru koyup, kliniği doğru tanımlayıp, hastayı doğru seçtikten sonra bakın bitmedi, daha bir yatağına girmedik. Planlamaları doğru yaptıktan sonra teknik uygulamayı ehil yaparsanız iş tamam demektir. Şimdi bunu çalıştırabilirsem, video çalıştırmak da biraz, evet. Bu en yenisi. 3 hafta önce yaptığımız hocam paylaşayım arkadaşlar. Üniversitemizin çok başarılı bir rakibi var olsam. İlacı yok, pili kapalı. Ameliyat oldu bu hasta. İlacı hala yok, pilini açtık. Titreme olmadığını en azından görebiliyorsunuz değil mi? Yürümesi daha rahat. 25 senelik hasta bu. Kınalıma girdiler sonuna. Buraya müracaat ettik, Ankara daha uzak diye. Ama nereden sonra çok şey değişti. Titremem çok azaldı. Eskisinin 3'ten 1'i yok zaten titremem. Alt güttüğüm halde 3'te 1'i yok. Hiç beklemesin, araştırdığına bulsunlar çaresini. Bana diyorlar, çaresi yok, çaresi yok. Bu rahat yeşerim diyordular. Bu rahat yeşerdi şimdi. Bu rahat yeşerdi diyor, güzel bir şey. Olsun. Çok memnunum. Bu rahat yeşerdi diyor, çok hoşuma gitti. Kendilerinden duymak daha sevindirici oluyor açıkçası. Ne yapıyoruz biz o zaman bu kadar anlattık? Bu başarılı sonuç için ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Bütün her şeyi ayarladık. Şimdi ameliyathaneye girmemiz lazım. Birkaç operasyon görüntüsü göstereceğim, çok kısa. Böyle bu dönük video benim eserim. Çünkü çocuklara ders çevirdiğim için.
Anestezi hekimimize geliyorsunuz. Aslında ben geldiğim anda uyanık arkadaşlar. Biz girmeden önce hafif bir anesteziyle uyutuluyor, delik açılıyor. Konuşuyoruz. Muayenesini yapıyoruz. Elektrot indireceğiz, daha indirmedik. Parmakları aç kafa, yumurta aç kafa. Tamamen yersiz kapalı halde geliyor. Şu şekilde çevir, hadi bakalım. Çevir. Hala. Güzel. Bu önceki... Bana bırak. Bana bırak canım, bana bırak. Güzel. Bir tarafını, iki tarafa birden indirdiğimize göre önce bir tarafa indiriyoruz, cevabı görüyoruz, sonra ikinci tarafa geçiyoruz. Her taraf için aynı muayeneleri tekrarlamamız gerekiyor. Başlayalım dediğimizde cerrahı indirmeye başlıyorlar. Peki, tamam. Şu şekilde duruyorum. Evet, güzel. Peki, yani başlıyoruz, tamam. Uyanık. Uyanık olması gerekiyor. Çünkü şunun için uyanık olması gerekiyor. Şimdi bakalım. Sol beyin tarafına giriyoruz. Sağ tarafı kontrol ediyoruz. Planlamayı MR üzerinden yapıyoruz ama milimetrik indirdiğimiz için her indirdiğiniz hücrenin bir fizyolojik sesi var. Bir fizyolojik tıra sesi var ve muayeneye cevabı var. Doğru yerde olduğumuzu anlamak için bunu yapmamız lazım. MER diyoruz buna. Mikro elektrot recording sistemiyle bakarak gidiyoruz. Doğru yerde olduğumuzu anladığımız anda cerraha oraya bırak diyoruz. Oraya bıraktıktan sonra uyarıyoruz ve titreme katılık her ne varsa pili açıyoruz. Düzeldiğini hasta da görüyor, biz de görüyoruz. Güle güle deyip çıkıyoruz. Dinleniyoruz. İkinci tarafın deliğini açtıklarında tekrar geliyoruz. Bütün bu işlemler tekrarlanıyor. Yani 4-5 saatlik bir ameliyat bu aslında. Şimdi şunu göstereyim size. İşte bu dırırırırık diye arkada duyduğunuz parazit gibi olan ses var ya, bunlar hep bu hücrelerin sesi. Elektrodu aşağı indirdikçe dur ben dur diyene kadar bir trase çiziyor ve bir ses veriyor. Benim olmak istediğim yer, örneğin ben subtalamik hipnoz, eskiğini hedefliyorsam onun sesi ayrı, frekansı ayrı, gösterdiği dalga boyu ayrı, burada göreceğim görüntü ayrı. Burada dur dediğimizde bırakıyorlar, orada uyarıyoruz. İşin artık %70'lik kısmı bitmiş oluyor. Görüntü şu şekilde arkadaşlar. Her iki tarafa da girdiğimizi düşünün. Bu direkt grafiği. Zaten MR şu anda uyumlu olanlar var ama yeni yeni adapte ediliyor. MR yerine tomografi tercih ediyoruz. Bakın iki yağlı subtalamik hipnozda başarılı şekilde yerleştirilmiş elektrotları görüyorsunuz. Biz bunları uyaracağız. Bunlar yerleştirildikten sonra bay bay dediğimizde ikinci kısım var. Şu ikinci kısımda artık hasta uyutuluyor anesteziyle. Çünkü artık uyanık olmasına gerek yok. Biz hedefledik, test ettik, onayladık, baktık. Kendisi de gördü, durdu, mutlu oldu. Uyutuyoruz. Uyuttuktan sonra şu kafe derisi altından o uzatma kablosunu artık burayla birleştirme. Genel saf cerrahi işi kalmış oluyor. Ondan sonra bir akşam yoğun bakımda geçiriyoruz. O da tamamen güvenlik açısından. Çıkar çıkmaz zaten uyanık oluyor hasta. Muayenesini yapmak için, ilaçlarına girmek için 3-4 gün sonra da beyin cerrahiden teslim alıp ömürlük yolculuğumuza başlıyoruz. Nörologlar, bu işle ilgilenen nörologlar olarak. Ne demek istediğimi biraz sonra videolarda göreceksiniz. Çok kısa geçiyorum. Bir video örneği, 67 yaşında, hepsi bizim kendi hastalarımız ama hepsini koymama imkan yok. Seçip koydum orada. 9 yıllık Parkinson'da bu kadar ilacı var. Günde 5 kere lavadup geçiyor, akşam bir tane var, bir tane rasajelin var, 24 miligram gün, bir sürü ilacı var değil mi? Titremesi var, 1,5 saatte ilacın etkisi bitiyor, 4 saat sürmesi lazım normalde. Tremoru var, üstelik cevap da vermiyor. Düzelecek. Ameliyat öncesi hasta bu şekilde, bu ameliyatın gireceği zaman çıkalımız. Bu şekilde parmaklarımızı vurmaya çalışalım. Sol tarafının ne kadar yavaş olduğumuz titrediğini görüyorsunuz herhalde. Şimdi, sağ elinizi kaldırın. Sağ da yavaş ama sormadan değil. Gözüne bakın. Ben çok etkileniyorum. Gözüne bakın. Evet. Ne kadar böyle donuk. Şimdi şu şekilde döndürelim. Maske gibi. Şurada evet, çok uzatmayacağım. Ayağı kalkmasını istemişim. Bakın kalk. Ayağı kalkamıyor. Şimdi biz mi kaldıracağız onu? Evet bakın. Abisiyle beraber kaldırmaya çalışıyor. Hasta bu pozisyonda. Evet. Yani bu. Hastalık bu. Pilini açmış, ameliyat ettik. 3-4 hafta sonra pilini açıyorum ki o yaraları iyileşsin. Tamamen bana sağlam bir beyin kalsın, uyarabileyim diye. Pilini açtığımız gün
Yüzünü bakıyorsunuz. Sadece var mı bir sıkıntı? Harikasın. Kollarını kaldırır mısın? Bir de titreme yok herhalde değil mi? Pat diye de kaldırır mısın? Son elimizi, parmağımızı vuralım büyük büyük. Mükemmel. Öbürünü yapalım. İkisini bir çevirelim güzel. Tamam. Peki, indirebiliriz. Evet. Ayağımızla rahat. Şimdi bir kalkışımızı göreyim Müşan Bey. Öyle yapmıyorduk. Yani nasıl? Desteksiz kalkın. Kalktı mı? Kalktı. Bir yürüyüşüne bakalım, bitirelim. Ya bu hakikaten hayat kalitesini yükselten bir durum. Ama hep o doğru koşullar sağlandığında arkadaşlar, hiçbir şey mucizevi değil, bunu unutmayın. Ne olur yanlış mesaj gitmesin. İkinci vaka, 55 yaşında, bu da 7 yıllık bir Parkinson hastası. Bir sürü ilaçları var kullandığı, bir saate inmiş. Tremoru ve anormal hareketi de var bunun üstelik. Çok tipik. Şöyle yapacağım, biraz hızlandıracağım ki yani çok şey olmasın, vaktinizi dağılmasın. Yüz ifadesine bakın. Beni çok etkiliyor yüz ifadeleri hep. Ameliyat sonrası pil kapalı bu. İki elinizi de kaldım. Sağ tarafta bu sefer daha baskın oldum. Dönmüyor sağ taraf. Bitiyor görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Elinizi kaldırın. Hop. Çok hızlı kalkıyor değil mi sağ taraf? Sol elinizi kaldırın. Her ikisini bir yapalım. Aslında bir de yürüyüşü var. Zaman olmasın diye şey yapmadım. Adamı zaman ne istersen söyle bana hoca diyor. Böyle yapıyor. Elde şöyle. Şu şu hareket. Nasıl yürüyeyim? Nasıl dönmeyeyim? Yürüyeyim. 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 Bu şekilde. Pekala. Sandığa verecek evet. Bu da yine 66 yaşında bir hastamız. İstanbul Adapazarı. Bayağı var arkadaşlar. Çok fazla hasta var. Genç yaşına rağmen ne kadar çok ilaç kullanmak zorunda olduğunu, çoğunu da tolere edemediğini görün diye koyuyorum bunu. Bu hastanın bu yüzlerle ilgili çalışma yapsak herhalde yeridir. Yüzler çok bütün sana çok mutlu bir yüz ifadesi. Konuşmamızı hızlıca siker misiniz? Hızlıca kaldırıp indirin lütfen. Kalkamıyor değil mi? Ne kadar hızlı kalkıyor? Bir kez daha dener misiniz? Bu hastanın titremesinden ziyade katılığı ve sağ elinizi kaldırın var yukarıya doğru. Parmaklarınızı bu şekilde vuralım. Vurmaya gayret edelim. Bravo. Şimdi sol elinizi kaldırın lütfen. Vurmaya gayret edelim. Olabildiğince. Tamam. İkisini beraber yapmayı deneyelim mi lütfen? Evet, peki. Bu bana bir bakın. Peki, sağ ayağınızı. Yani yavaş olduğunu gördünüz herhalde. Çok uzatmadan şu açık halinden. Yüz değişiyor. Büyük vurun lütfen. Büyük büyük olabildiğince. Ellerinizi de kalın. Sinir damlalım büyük 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 büyük. Hiç destek almadan kalkabilir misiniz? Evet, evet. Bunu bana kendisi yolladı. İlk ameliyat olduğu zaman yazdı böyle hocam. Ben o zaman Facebook'um yoktu. Ben geri döndüm dedim ki bana, ben dedim arkadaşlara bir sunum yapacağım. Şu anki durumunuzla alakalı, ben şu anki durumum çok iyi de ben size o an yazdığımı yollayayım, görememiştiniz dedi bana. Ve çok duygulandım dün akşam görünce. Çamaşır, temizlik yapıyorum diyor. Ha, temizlik yapabiliyorum diyor, bu çok güzel bir şey. Yani hayatın içine nasıl dahil olduğunu görün diye okumanızı istedim. Ben okumayacağım. Orada herkes görünüyor herhalde. Peki hala bu. En son bu hastamla bitirmek istiyorum. Vakaların güzelini söyler herhalde. Evet. Ameliyata girmeden önce çok hafif titremesi olan, titremesi olan, katılığı yavaşlığı belirgin olan bir hastaydı. Şuradan da görebiliriz. Ne kadar yavaş olduğunu herhalde görüyorsunuz. Şurayı kapatayım. Titremesi belirgin. Ameliyat sonrası bu. Pil kapalıyken, yavaşlığı belirgin. Diğerlerine göre nispeten daha iyi ama garip hareketleri de var bunun. Pil açıldıktan sonra yüz değişiyor. Bunu hep söyleyeceğim herhalde ve bir çalışmasını da inşallah yaparız bir gün. Hop, çok hızlı kalkıyor. Yani hareketlerinden memnun. Şimdi bu entelektüel düzeyde yüksek bir hanım. Dedim ki bana son halinizle ilgili diğer hastaya söylediğim gibi lütfen kendi ağzınızla bir video çekip yollar mısınız ve kullanabilir miyim dedim. Sadece bugün için ben hiç karışmayacağım onunla kapatmak istiyorum. Açabilirsem eğer. Yapamadım. Yok yok onu açmam gerekiyor sanırım. Evet gelecek şimdi. Çünkü her şeyi o özetleyecek. Bana da bir teşekkür etmek kalacak herhalde. Bize sıkıntı çıkarttı mı?
Sesini açabilir misin? Ben Zeynep Bahtacı. Hazırlanmış. 54 yaşındayım. Eşit Ömer'im. Tekirdağ. Küçük bir cerrahi müdahale sonucunda elimde titremeye başladı. Müdahaleyi yapan doktor tarafından nörolojiye yönlendirdik. Nörolojide Parkinson hastası olduğum ortaya çıktı. Bilmiyordum Parkinson neydi. Araştırdık çocuklarım, eşim günlerce bunun ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Tabii bu arada titremelerim ayağıma da geçmeye başladı. İlaçlarım günden güne dozlar fazlalaşmaya başladı. Düşmelerim fazlalaşmaya başladı. Mide bulantılarım fazlalaşmaya başladı. Bunlar tabii sosyal yaşantınızda da sizleri çok fazla etkiliyor. Bir yere yemeğe gittiğinizde etraftaki insanların dikkatini çekiyorsunuz. Size acıyan gözlerle bakıyorlar. Bu da insanın moralini bozuyor. İlaçlar tansiyonuna da etki etmeye başlayınca, bayılmalarım da ortaya çıkmaya başlayınca Tekirdağ'daki doktorun tarafından beyin pili önerildi. Fakat bu ameliyat nerede yapılıyor? Kimler tarafından yapılıyor? Günlerce araştırdık. Araştırmalarımızın sonucunda çok değerli hocam Yıldız Değirmenci ile tanıştık. İyi ki de tanışmışız. Yıldız hocam bunu birazcık beni övüyor hocam. Beni inceledi. İlaç dozlarımı ayarladı. Bütün testlerim yapıldı. Tabii bu hemen değil. Birkaç ay süre zarfında yapıldı. Ve beyin piline uygun olduğu kanaatine varıldı. Beyin pili ameliyatımıza 2018 yılının Ağustos ayının 5'inde olduk. İlaçlar tansiyonuna da etki etmeye başlayınca, bayılmalarım da ortaya çıkmaya başlayınca Tekirdağ'daki doktor tarafından beyin pili önerildi. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Şu anda çok iyiyim. Hayatım düzene girdi. Uykularım düzene girdi. Mide bulantılarım gitti. Düşmelerim gitti. Her şey gitti. Her çok şey iyi. Gitti. Allah'ıma şükürler olsun. Şey 20 ay oldu. Artık doğum günümüzün tarihi değişti. 5 Ağustos'ta yeniden doğduk. Sadece Modafar içiyorum günde 4 defa. Diğer ilaçlarımızın hepsi kesildi. Çok iyiyiz. Koşuyoruz. Spor yapıyoruz. Tabii biraz kilo aldık. Onu vermeye çalışıyoruz. Oğlum evlenecek. Onun için koşuyorum. Nisan'da evleniyorum. Mutluyum. Tabii bu Parkinson'un kesin tedavisi anlamına gelmiyor beyin pili. Çok da bilinçliyiz. Sadece daha iyi yaşamak için, yaşam kalitemizi yükseltmek için bu ameliyata olduk. İnşallah ileriki günlerde daha güzel şeyler olacak. Daha güzel buluşlar olacak. Kesin tedaviler olacak. Sizlere güveniyoruz. Sayın Yıldız hocama, üniversite rektörümüze, beyin cerrahlarımıza, sağlık personelimize, bize yardımcı oldukları için çok çok teşekkürler. Şimdi isterseniz beni bir de ayakta görün. Şu anda çok çok mutluyum. Yani her türlü. Gel de sen beni bir Tekirdağ'da şu anda. Problemimiz yok. Hayatımız tabii. Sanırım bitiriyorum. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar. Çok teşekkür edeceğim. Hem son bir şey söyleyeceğim. Ne olursunuz bugün buradan benim beyin piliyle ilgili hiçbir şey öğrenmemiş olmama, tek bir şey öğrenmiş olmama. Hastalar, insan, kalplerine dokunun.
hasta olarak değil, insan olarak bakın, yakınınız olarak bakın, empati kurun, düğünlerine de gidersiniz. Sağ olun. Yıldız Hocam bizim gerçekten göz bebeklerimizden bir tanesi. Ta asistanlığından beri buradaydı. Hoca oldu, bölüm başkanı oldu. Oldu gerçekten. Bölüm başkanı mı? Evet, senin haberin yok olduğunu biliyorum. Her şey gidiyor. Ne bileyim, yani gördüğünüz gibi çok bilim insanları da var. Gerçekten bu konuda da Türkiye'de iyiler yani. İlk 3-5 yerden bir tanesi. Ben de gurur duyarak seyrediyorum ya, yaşlandığımızı görüyorum. Olmaz hocam, sen yaşlanmazsınız. Efendim sana hadi şunu, şey, gel şöyle yapalım da benim interesim için. Yani Yıldız Hocam bunu yapmak tabii. Yeah.